Başlayalım mı? Hazır mısınız? Başlayalım. Gergin bir bölüm, hazır mısınız hocam? Korku filmlerini sevmem ama hadi başlayalım. Yine bizi çok bilgilendireceğiniz bir yandan da keyifli bir bölümümüz olacak efendim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu ikisi genelde çok karıştırılıyor ama psikolog ile psikiyatr arasındaki fark nedir? Psikiyatri tıp fakültesi mezunudur. Üzerine psikiyatri uzmanlığı yapmıştır. Psikologlar Fen Edebiyat Bölümü psikoloji lisansı, 4 yıllık lisans sonucunda meslek sahibi olan insanlar. Psikiyatristler hekimdir, yani tıbbi eğitimi almışlardır. Psikologların tıbbi eğitimi yoktur. Ama halk arasında daha çok şöyle kolayca ayrım yapıyor. İlaç yazan, yazmayan. Evet. Ama terapi kısmında şöyle, psikologlar da terapi yapabiliyor, psikiyatristler de yapabiliyor. Yani terapi yetkinliği, bu alana yönelmiş, bu alanda eğitimler almış kişiler terapi de yapabiliyorlar aynı zamanda. Yani psikoterapist farklı bir kavram. Bir rahatsız olan kişi bu ayrımı nasıl yapacak? Nereye gitmesi gerektiğini nasıl bilecek? Eğer rahatsızlık, yani klinik depresyon için, kaygısı için gidecekse klinik psikoloğa girecek. İkisine de gidebilir. Ben öyle bir ayrımadan yana değilim. Hani önce psikiyatra sonra şeye. Bazen birbirleriyle paslaşması lazım ve beraber çalışması lazım. Ben öyle psikolog psikiyatr karşı ayrımına ve zıtlaşmasına acayip karşıyım. Şimdi hocam, bugünkü bölümümüzle alakalı olduğu için bunu da soracağım size. Psikopat nedir? Kime denir? Ya da böyle bir terim var mı sizin alanınızda? Eskiden vardı, evet. Eskide kitaplarda bu psikopat terimi yazılırdı. Yani akli melekeleri yerinde olmayan grup içinde söylenirdi. Ya da ağır kişilik bozuklukları içinde söylenirdi. Ama bugün için ağır kişilik bozukluklarını kastettiğini anlıyoruz. Patolojik, yani bir şeyin anormal ya da hastalıklı durumunun psikolojik olarak temsili. Yani şu demek, psikolojide bozuk bir durumu anlatabilmek için kullanılan bir kelime. Çok genel bir o zaman. Çok genel bir şey. Yani psikolojideki herhangi bir bozukluğa psikopat denilebilir ama biz de şuna çevrilmiş durumda. Mesela asabi kişilere psikopat diyoruz. Katile psikopat diyoruz. Hırsıza da psikopat diyoruz. Bardağı alıp fırlatana da psikopat diyoruz. Şiddet gösterene de. Bizde her şey psikopat olarak adlandırılmış durumda. Toplumla uyumu bozuk olan, özellikle çocukluk döneminde duygusal olarak ihmal edilmiş, istismar edilmiş ya da zorba ailelerde büyümüş kişilerde çoğunlukla gördüğümüz, kendisine adalet sağlamakla ilgili hak gören, duygusal olarak empatiden yoksun, manipülasyon, yalan söylemek gibi insanları kontrol etmekle ilgili davranışları, onları çıkarlarını kullanmakla ilgili davranışları sık sergileyen kişilere, kişilik bozukluğuna psikopati diyoruz. Bir ailenin içerisinde 3-5 tane kardeş vardı. Bir tanesi diğerlerinden daha farklıydı erken dönemde. Okula gittiğinde erken dönemde kavga etmeye başlar. Çok erken dönemde alkol maddeyle karışır. Askerlik öncesi tekrarlayan kavgalara başlamıştır. Cezaevine düşer. Cezaevinde de duramaz, orada tekrarlayan kavgalara girer. Böyle bir insan teki var. Ama bir de iyi eğitimli, avcı gibi olan, başkalarının malını mülkünü almaktan zorlanmayan, böyle kendini kesmiyor, çizmiyor, uyanık, onlara girmiyor, gizli ve saklı yollarla yapıyor. Bunların psikopatinin ana özelliği vicdansızlık. Kendi işi için, kendi ihtiyacı için olan şeyleri yapıyor, istiyor, alıyor. Bunları almak için her türlü numarayı yapıyor. Başkasına zarar veriyor. Ama bunu yaparken hiçbir vicdan azabı çekmiyor. Ana şey o vicdan azabı çekmeme hali ve tekrarlayan suç örüntüsü. Doğuştan gelen bir takım genetik faktörler var. Onlara daha çok psikopat. Bir de gelişimsel gelişenler var. Onlara da daha çok sosyopat deniyor. Biz antisosyal kişilik bozukluğu olarak genel tanımlıyoruz. Hocam, bugün filmlerde ve dizilerde yer alan psikopat olarak bilinen insanların sahnelerini izleyerek yorumlamanızı rica edeceğiz. Ne kadar gerçekçi. Bunları konuşacağız. İlk olarak Joker filmi ile başlıyoruz hocam. İzlediniz mi Joker filmini? Evet, ve kesinlikle çok başarılı buldum. Çok güzel bir filmdi. Evet, oradan birkaç sahne izleyeceğiz. Hemen bakalım. Demek ki psikopatlık da merak edilen bir şey. Please stop bothering my kid. I wasn't bothering. Just stop. I was... Yani şu an aslında ağlıyor. Sorry, I have a... Daha renkli bir psikopat o zaman. Evet hocam.
Böyle bir rahatsızlık var mı? Vardır herhalde. Yani anne böyle gülmeye sebep olandan ziyade gülme daha çok bir savunma mekanizması olarak kullanılan bir durum. Bazı insanlar vardı her şeye gülerler. Cenazede bile mesela. Bir zayıf özelliğiniz varsa onun tam karşılığına bir güçlü özellik koyarak kapatmaya çalışırsınız. Özellikle çocukluk döneminde, gelişim döneminde karşılaşılan ihmaller, travmalara bağlı olarak bir şekilde sağlıklı baş etmeler geliştiremiyor. Kendisini böyle aşırı duygu dışı vurumuş şeklinde gösterebiliyor. Her aslında psikopatın içinde bir noktada incinmiş ve ihtiyaçları giderilememiş, ihmal edilmiş bir çocuk var. Arthur karakteri aslında bir trajedi. Bir insan çocukluktan itibaren dışlanırsa, acı çekerse, travmaya uğrarsa, sonraki sosyal ortamda da bu tamir edilmezse veya bu kişiye bir psikoterapi imkanıyla yardım edilmezse veya iyi insan ilişkileriyle onarılmazsa abi bunlar üst üste binip böyle bir şeye dönüşebiliyor ki o kişi de çok güçlü intikam duygularına dönüşebiliyor. Çok acıya muhatap olursanız, görülmezseniz, bunu tamir edecek ilişkiler ağı olmazsa dünyanızda, sevgiyi görmezseniz, kabulü görmezseniz herkes dünyayı yakabilecek bir hale gelir. Çok güzel çekmişler. Hakikaten orada evet hissediyorsun. Evet. Biraz da öyle istemişler galiba. Şey o seyirci de orada olsun gibi. Artık kimlik kazanıyor. Yani yapıp ettiği şiddeti şeyi ona bir kimlik veriyor. Hangi gerekçe olursa olsun bunu başka birine şiddete dönüştürmek anlaşılabilir ama meşru görülemez. Bu meşruiyet olmaz. Ama bakın yeni şeyiyle artık görülmeyen bir adam görünük hale geliyor ve bu şu hareket hani bir böyle hani vecd hali, kendinden geçme hali. Kutlama gibi. Kutlama yani, tabii. Yani güzel bir yemeğin üzerine dans gibi. Eğlenceli. Joker formatına geçiyor. Travmayla yani yaşadığı o zorlanmayla baş ederken. Çünkü böyle bunu bulabilmiş. Ya üstesinden bu şekilde geliyor. Evet, üstesinden bu şekilde geliyor. Zaten psikopatlıkta merhamet dediğimiz kısım olmadığı için dolayısıyla pişmanlıkta yani suçluluk duygusu oluşmaz. Ha evet. Ya o yüzden bu dans da edilebilir. Çünkü bir ödül üzerinden herhalde işlediyse o şeyi bilmiyorum öyküsü nasıl. Dans edebilir. Bu aslında bir cezalandırıcı davranıştır. Çünkü çocukluk döneminde kendine yapılanlara yanıt veremediği güçsüz bir durumda olan çocuğun aslında öfkesini dışarıya aktarma metodu. Bunu en tipik küçük çocuklarda şöyle görürsünüz. Şiddet görür, o şiddeti gider kendi baş edebildiği, şiddeti uygulayabileceği bir canlı bulur. Ya bunu bir hayvana yapar ya da kendinden daha zayıf insanlara yapmaya başlar. Kişi yetişkin formata girdikçe bu öfkesini, bütün intikamını bütün topluma yansıtmaya başlar. Joker karakteri evet toplumsal ciddi bir öfke besleyen bir kişi. Yapıyor cinayetini, o da onun kutlama ve ritüeli. Hocam şimdi son bir sahnemiz var. Onu hemen izleyelim. We went over. We have all the paperwork right here. That's not true. Thomas had that all made up. So it stayed our secret. You also one of your boyfriends repeatedly abused your adopted son. Yani burada zaten travmatik çocukluk hikayesini görüyoruz. Yine gülerek baş ediyor. Your son was found tied. Aidiyetinin dibini buldu yani. Artık hiçbir aidiyeti kalmadı. The apartment. Anne de gençmiş ya. Bruises across his body and severe trauma to his head. Bu bayağı bir travmatik yaşantı demektir bu halde kalmış olma. Evet, böyle bir durumda var hocam. Yani travmatik yaşantılar antisosyalliğe tek başına neden olmaz. Her şeyin bir araya gelmesi lazım. Hayatı boyunca adam başlamış hani daha bebekliğinden sürekli olarak dışlanmaya kabul. İnsanların kabul görmeye ihtiyacı var. Bakın ekmek gibi, su gibi kabul görmeye ihtiyacımız var. Hani şey dedi ya hep gülen bir çocuktu. Evet. Ne yaşarsa yani çok travmatik bir öyküsü var. Ciddi anlamda şiddete maruz kalan, istismar edilmiş bir çocuk var ama gülerek karşılıyor bütün hepsini. Bu savunma mekanizması. Zaten onun da karakter olarak artık kendisini
sürekli gülen, evet, bir ifadeye sahip bir Joker karakterine çevirmeye başlıyor. Tam olarak psikopat dediğiniz, bizim de antisosyal kişilik bozukluğu dediğiniz çok çok ileri evresinde olan bir şey, bir durum bu işte. Çocuklar dünyayı ebeveynlerinden öğreniyor. Onlara ne sunuluyorsa öyle bir dünya tanımı ve ona göre de yollar, kendi yollarını geliştiriyor. Bir noktada ebeveynlerin onlara dünyayı anlatırken sağlıklı baş etmeleri, geliştirmeleri açısından ihmal etmemeleri, sevgi, şefkat, güvenlik, ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Yoksa bir çocuk bildiği yollarla baş ediyor. Bir çocuk nasıl baş eder? İşte oyun oynayarak, eğlenmeye çalışarak kendince. Burada aslında da onu görüyoruz, evet, bu hikayeyi görüyoruz. Evet. Hocam geçiyoruz yine enteresan bir filmimize. American Psycho çok meşhurdur. Bu nedir zaten ya? Yine bir seri katil filmi hocam. İnsanları sebepsiz yere öldürmekten hoşlanan ve öldürdüğü insanların vücutlarından hatıra olarak aldığı parçaları evinde saklayan bir akıl hastasının filminden sahneler izleyeceğiz. Hemen ilk sahnemize bakıyoruz. Is that a gram? New card. What do you think? Whoa. Very nice. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Eggshell with Romalian type. That is really super. How do nitwit like you get so tasteful? Ne kadar iyi giyinik. Yıl kaç acaba burada? Let's see Paul Allen's card. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. Ayrıntıcı, her ayrıntıya dikkat eden, kontrol. Patrick? You're sweating. Etmeye çalışan. Evet. Narsizm var burada. O kadar önemli biri olmak istiyor ki, esas olmak istiyor, birinci olmak istiyor, en iyisine sahip olmak istiyor. Her koşulu ve her şartı kontrol etmeye çalışıyor. Bir kart üzerinden bile karşılaştırma yapıyor. Evet. Hem psikopatik eğilimleri var, hem de o narsistik ve onun görülmesi, takdir edilmesiyle ilgili bir tarafı da var. Zaten hikayede de bu, evet, işte öldürdüğü kişilerden alıp hatıra saklaması, kendi başarısının hatırasını saklıyor. Gerçekten bir psikopat. He's been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor. In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy. Bu daha ergen vari bir şeymiş. Joker daha matürdü yani. Evet, tahmin ediyorum. Evet hocam, bunu birazcık konuşalım. Kart gösterdi önce. Biri benden daha iyisini yapmış olamaz. Tahammül sınırlarını onu zorluyor. Bunda onunla öfke yaratıyor. Öldürdü zaten. Sonra evet, bunu, bu rakibimi nasıl yenebilirim? Evet. Yok ederek. Öncesinde eğleniyor çünkü birazdan yapacağı eylem onun için zaten haz veren ve ondan beslenen. O öfkesi, öfke çoğu zaman aslında hazdır. Yani biraz abartılmakla birlikte elbette ki haz veren bir tarafı var cinayet işlemenin bu kişiler için. Özellikle de hatta belki de hazlı hissedebildikleri tek alan hayatlarında. O hazlı hazırlık olarak birazdan alacağı hazın mutluluğunu yaşıyor. Ama tabii yani dramatize edilmiş, yani abartılmış bir tarafı var. Şimdi böyle bir şeyin oluşabilmesi için bir insanın çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Bir tarafının psikopatiden parça olması lazım. Narsizmden parça olması lazım. Travmatik yaşantılardan parça olması lazım. Birleşiyor, bunlar çok güçlü duygulara sebep oluyor. Onun eşliği içerisinde yapılan eylemler. Klasik bir psikopat daha anlık bir iş yapar. I chopped Alan's fucking head off. Excuse me. I really must be going now. No, listen. Because I had dinner with Paul Allen twice in London. Görüyorsunuz erkeklerin dünyasını. Yok. Yani oturmuşlar adamlar işte, yok kartlar yarıştırıyor, yok adam öldürüyorlar. Bir de şey giymiş yani. Now if you'll excuse me. Burada da aslında biraz önce gördüğümüz o öldürme sahnesinin gerçek olmadığını, adamın yaşadığı, öldürdüğü kişinin yaşadığını öğreniyoruz. Mümkün. Çok sinirlendiğiniz birini zihninizde dövdüğünüzü veya öldürdüğünüzü hayal etmişsinizdir. Bu çok doğal. Birçok insan bunu yapar. Disosiyatif bir süreç yaşayabilir, evet. Başka bir dünyadaki yaşadığı öyküye bugün yaşamış gibi inanabilir. İç dünyada bir kendi gerçeklik kurup dışarıyla karıştırdığı bir gerçekliği yaşaması
mümkündür. O kadar öfkesi vardır ki. O içeride öfke o kadar yoğun ki o yoğunlukla orantılı olarak bu sahneyi gerçekçi bir şekilde hayal etmiş. İnanır mı peki bu yaptığına? Hakikaten ben yaptım bunu. Yani onu yaparken o kadar çok kaptırır ki içinde gerçekten öyle olduğunu düşünebilir. Ama çoğu bir şekilde hani onu zihnen olduğunu da anlar. Bu biraz abartılmış bir şey. Yani hayalinizde böyle birini öldürdüğünüzü ve buna bu kadar inanmak, gerçeklikle bağınızın tamamen şey kopmasını bekleriz. Hayali gerçekmiş gibi yaşamak gördüğümüz bir şey. Ama bu kadar sosyal olarak uyumlu olması mümkün değil. Yani baktığınızda çok işini gücünü yapan, yani çok yüksek IQ'lu belki, hani çok ekstrem bir durum olabilir ama genelde böyle bir şey yok tabii ki. O sosyal uyum bozar. Here, kitty, kitty. Kötüymüş ya, bu nedir ya? Gördün bak, hep bir kadın kurtarıyor. Bu çok zaten gördüğümüz bir şey. Hatta çoğunlukla psikopatlar ya da antisosyaller diyeyim. Çocukluk döneminde ilk olarak hayvanları eziyet ederler. Çünkü daha kolay, güçsüz oldukları için, kontrol edilebildikleri için erişkinlikte de devam edebilir. Ediyor. Orada bankamatikte şey gibi görünüyor. Hadi beni kediyle besle diye bir şey yazıyormuş gibi hayal ediyor onu. Suçu sanki orada makineye atıyor. Yani o öyle istedi, ben yapıyorum. Tabii. Yani bu tarz kişilerde savunma sistemleri olarak bir onu yansıtacak bir araç bulmaya çalışırlar. Yani suç kendileri değildir aslında. O istemiştir. Bunu hayatta çok örneğini görebiliyorsunuz. Kadınların tacize uğramasında. Ben yapmadım ki, o istedi. Bu savunmayı o kadar sık sık rastlıyoruz ki. Evet, o yüzden psikopat diye tabir ettiğimiz böyle bir tabir varsa toplumda o kadar fazla var ki. Günümüzde aramızda yaşayan psikopatlar var. Asıl tehlikeli olan aramızda yaşayanlar, baltayla vurmuyor ama lafıyla vuruyor. Otorite olmuşsun, altındakini eziyorsun. Mobbingler. Mobbing uygulayan işveren, işte neyse, işte patronlar, o sevgililik içinde şiddet uygulayan insan. Onların hepsi aslında birer psikopat yani. Evet. Hocam House MD'yi izlediniz mi? İzlemedim hocam, ben tamam. Diyorum ya, sen banyoda ara vızvızı söylüyorum, tamam, diyorum sana ya. Bir daha sormayacağım. Bu dizinin bir bölümünden birkaç sahne izleyeceğiz. Hemen açıyorum. We were gonna do it in Santa Barbara because of his parents, but then I found this beautiful hotel in Montauk. And... You're testing her for a brain tumor? That's what I told her. You can chastise me after you look at the monitor. Look what's lighting up. Lateral frontal cortex broke his area, so what? I told her it was customary to talk during MRIs to relax. I spent the last 30 minutes asking her about everything in life that she loves, then hates, then feels any emotion about at all. It's nothing in the paralimbic system, amygdala. Because she's using the language part of her brain and bypassing the emotional. She can understand love and pain and empathy, but she can't feel them at all. She's a psychopath. Evet, doğru. Yani bilimsel araştırmalarda ve beyin görüntüleme çalışmalarında bunu görüyoruz. Özellikle empati ve duygu merkezi dediğimiz işte amigdala, hipokampus gibi bölgelerde, işlevlerde orbitofrontal kortekste, bizim böyle duygu ağı diyelim oraya. Buralarda çok ciddi anlamda fonksiyon kayıpları görülüyor. Böyle bir durum var mı? Var, evet. Tarihte de meşhur bir vakası vardır bunun. Meşhur bir vakadır, Elliot vakası. Duygu merkezi bozulmuştur. Sürekli risk alan davranışlarında bulunur. Manipülatiftir. Meşhur Elliot'la tanımlanmıştır bu. Bakarsınız. Evet. Size ödevler. Amigdala diye bir şeyden bahsediyor. Amigdala da bizim korku yanıt merkezimizdir. Tehdit durumlarında. Örneğin karşıdan araba geliyor, karşıdan karşıya geçerken size yaklaşıyor ve siz hızlanıyorsunuz ya. Onu amigdala sağlıyor. Hızlan diyor biraz, yoksa çarpar. Aynı zamanda o amigdala karşı tarafın mimiklerini yorumluyor. Ayna nöronlar dediğimiz böyle popüler bir tabirdir son zamanlarda. Yüzünüz üzgün bir ifadedeyken ben sizin kötü bir şey yaşamış olduğunuzu hissediyorum. Aslında empati dediğimiz şey bu. Ağlıyorsunuz, ben de acıma duygusu uyanır mesela. O acıma duygusu uyanan merkezinde zedelenme varsa ya da bir problem varsa, ağlasanız da ben size kötülük yapmak istiyorsam yaparım. Psikopat için ana tartışmalardan bir tanesi bu. Bunlar acımasız şeyler yaparken duyguları hissetmiyorlar mı? Yoksa aslında duyguları disosiye mi ediyorlar? Tanı ne olursa olsun, kendisi zorluk yaşamış insanlar duyguları cidden de zihnin bütününden ayırt edip başka bir yerde depolayabilirler. Ve bunlar o duygu anı harekete geçtiğinde
inanılmaz duygusal birine dönerler. Ama başka zaman duyguları sanki hiç yokmuş gibi olabilir. Duyguyla düşünce normalde entegre, beraber yaşar. Aslında çok derinde derin duygular vardır. Mesela terapinin amaçlarından bir tanesi o derindeki duygulara ulaşıp akılla duygunun beraber işlemesini sağlamaktır. Devam edelim. Hi, I'm Dr. House. How long have you been a psychopath? Burada ya böyle bir soru yok. Bundy or something. Psychopathy can get a bad rap. Doesn't necessarily mean you're violent. Just that you're completely without conscience. You lack any normal emotion. Everyone around you, you're promiscuous. You lie pathologically. Your coworker's story was true. You poisoned him. No, I gave him a little Valium and an emetic. Russ knew what he was getting. Valium çok meşhur ilaçlarından. Every Thursday night, and I gotta take credit for his best ideas. And what are you getting out of your marriage? Same thing you get out of your job. Bill has a trust fund and I have a prenup his parents made me sign. I'm not so different than her şeyi kendi çıkarında kullanıyor. Bir psikopat olarak o şekilde yorumluyor. They're all out for themselves. Differences I could admit to myself. Psikopatlığı şey meşrulaştırıyor. Beyaz yakalı psikopat dediğimiz şey bu. Hani baştan şey çizdim yani kendini çocukluktan bu değil. İşte bunlar beyaz yakalı psikopatlar. Başkalarına açıkça planlı bir şekilde zarar verip bunu çok kolay meşrulaştırabilen, bunun duygusunu da yaşamayan, soğukkanlı bir şekilde devam edebilen insan. Evet, birebir hakikaten gördük tabii. Yani. Bu hayatı işte nasıl okuduğunuz, onu nasıl kullanabileceğinizi şekillendiriyor. Psikopatlar da hayatı kendi çıkarları üzerinden okurlar. Her şeyi böyle gördüğünüzde istediğiniz gibi kullanabilir hale geliyorsunuz. En önemli özelliklerinden biridir psikopat diye tabir ettiğimiz kişilerin narsist tarafı da yoğun olan kişilerin manipülatör özelliklerinin olması. Siz farkında olmadan manipüle ederler. Ki özellikle zeki olanlardan bahsediyorum. Olayı yönetebilenlerden. Manipüle etmeyi çok iyi becerirler. Kendi isteğini sizin isteğinizmiş gibi göstermeye çalışırlar. Manipüle ederler. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yemeğe nereye gitmek istersin diye bir soru sorar. Sanki karşısındaki önemsiyormuş gibi ama arkasından işte şuranın hamburgerleri çok iyiymiş gibi bir yorum getirir. Evet. Hani bu gizliden şey demek. Bak benim istediğimi yapalım. Hocam geçiyoruz Dexter dizisine. İzlediniz mi diye sorayım mı? Ağrı vız vız vız. Dexter isimli karakter bu. Ama dizide... bu eskiydi ya. Yeni Dexter eski değil mi? Tabii bir iki tane izledim bölümü. Evet. Evet yani evet işte, Dexter evet. Çıktı. Bilmeyenler için hemen kısaca bahsedeyim. Dexter isimli karakter bu dizide bir seri katil. Fakat küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle sadece suç işleyen kişileri öldürmeye başlamış kendisi. My name is Dexter. Dexter Morgan. Hiç beklemeyen bir tipti, evet. Yoğun bir öfke. Left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions, but I feel like I fake them all, and I fake them very well. Yani yoğun bir adalet duygusu vardı Dexter'in, yanlış hatırlamıyorsam. And that's my burden. You're different, aren't you, Dexter? What do you mean, Bob? The Billups say Buddy disappeared. Burada da hayvanlara ilk olarak şey yapıyor, zarar veriyor. Dexter çok şanslı bir psikopat. Babası sayesinde. There are a lot of bones in there, Dexter. Not just buddies. Evet. Biraz konuşalım hocam isterseniz. Mesela bunlara tek başına psikopat diyemezsin. Baş etme yöntemi geliştirirler ve içlerinde sanki hani ikili olabilirler bunlar. Bir taraflarında diyelim ki buradaki gibi rutin tatlı işte balıkçıyla yanındaki muhabbet eden bir adamken arkadan diyelim ki çocukluktan itibaren fena başka insanları öldürebilirler. Çocukluk çağında bir travmatik yaşantı yaşayan herkes böyle bir şeye evrilmez. Bu kişilerde genellikle çok özel bir öykü vardır. Blood. Sometimes it sets my teeth on edge. Other times it helps me control the chaos. That's my foul-mouthed foster sister, Deborah. She has a big heart but won't let anyone see it. She's the only person in the world who loves me. I think that's nice.
I don't have feeling. Bunu bir de bu güzel bir şey olarak tanımlıyor aslında. Ona karşı bir de duyguları yok şey kız kardeşine karşı. Şimdi Dexter benim çok sevdiğim bir karakter yine. Ben neyse psikopatları seviyorum galiba. Fark ettim hocam. Enteresan bunu inceleyeyim. çok güzel işlenmiş bir dizi çünkü bence çok başarılı. Fena şeyler yapabilmeniz için duygulardan arınmanız lazım. Şimdi duygular niye yol gösterici? Ne iyi, ne kötü, neyi doğru, neyi yanlışı bize gösteriyor. Duyguları devre dışı attığınız zaman sadece acı çekmemeniz sağlanmıyor. Başkalarına acı vermenin de yolu açılmış oluyor. Hiç böyle bir vaka falan yaşamışsınız. Çok var. Ben gördüm. Çok var. Depresyonda bile olur. Bir şey hissetmezsin, donuksundur. Kana gösteriyor. Diyor ki bazen beni rahatsız eder, bazen de bazı şeyleri kontrol etmemi sağlar diye. Çünkü kan şiddetin en belirgin temsili. Rahatsız eden tarafı çocuklukta gördüğüdür. Kontrol etmesini sağlayan dedi kendi yaptıklarıdır. O yüzden bir o psikopat karakteri, antisosyal kişilik bozukluğuna dair karakteri orada ipucunu veren bir sahne olmuş zaten orada. Hocam geçiyoruz yine bir Joker sahnesi izleyeceğiz. Ama bu son filmden değil, Batman Dark Knight filminden bir sahne izleyeceğiz. Kaos istiyor. Evet, ya burada enteresan şeyi görüyoruz hocam. Ölüme karşı hiçbir şey yok, korunması yok yani hani. Korkusu çarpmasını yok. İstiyor, evet, korkusuz bir şekilde. Beyin kararlarını duyguyla verir. Duyguyla verdiği için bu adamda zaten bir korku duygusu olmadığı için karar vermiyor. Bekliyor son ana kadar ne olacağına dair. Joker'in istediği şey kaos. Madem ki bu dünya bana düzen getirmedi, madem ki bu dünya bana vermedi, her şeyi aldı görmedi beni. O zaman kendimi var etmenin yolu bu dünyaya kaos çıkarmaktır. Artık o kimlik kazandı ya, kim onun muhatabı? O kadar bir sıradan adamdan Joker'e yükseldi. Artık muhatabı kim? Batman. En tepedeki kişi. Joker'in bu filmlerde çok böyle tipik lafı vardır şey söylediği. Batman hep şey der, senle ben aynıyız aslında. Evet. Çok iyi bir saptama ve çok güzel bir aslında cümledir. Gölge fenomeni diye bir şey var. Batman için eğer bunu yorumlayacak olursak. Batman aslında içindeki öfke ve kötücül tarafı kahramanlık yaparak yansıtıyor. Yansıtan bir karakter. Joker de onun tamamlayan aslında Batman içindeki kötü karakter. Burada Joker aslında onun o yüzden kendisini öldürmeyeceğini biliyor. Batman de zaten öldürmeyeceğini biliyor. O yüzden birbirlerini bir türlü öldürmüyorlar. Evet, birbirini tamamlayan iki yarım aslında onlar. Enteresan bir filme ve enteresan bir sahneye şimdi geleceğiz. No Country for Old Men son filmimiz ve son sahnemiz olacak. Hemen filmden kısaca bahsedeyim. Anton zaafları olmayan, film boyunca yüzünde soğuk bir ifade bulunan, adeta yorulma bilmeyen bir Terminator gibi hiç durmadan hedefini arayan, birdenbire ortaya çıkan geçmişi, ailesi, yaşadığı yer ve hatta geleceği hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız bir karakter. Bir diyalog izleyeceğiz hocam. Hemen bakıyoruz. How much? 69 cent. And the gas. Evet. Y'all getting any rain up your way? What way would that be? I seen you was from Dallas. What business is it of yours? Burada da o psikopatlığı görüyorsun. Friendo. Is something wrong? With what? With anything. Is that what you're asking me? Is there something wrong with anything? Well, would be anything else. You already asked me that. Well, I need to see about closing then. See about closing? Yes, sir. What time do you close? Now. We close now. No, it's not a time. What time do you close? Generally around dark. At dark. You don't know what you're talking about, do you? What time do you go to bed? Sir? You're a bit deaf, aren't you? I said, what time do you go to bed? Burada şey mi var hocam? İlk başta yani adamı ilgilendirmen bir soru soruyorsun. Orada yağmur yağar mı diye. Karşılığında saçma sorular soruyor yani. No Country for Old Men derken aslında bir yuvarsız, yurtsuz böyle insanlardan bahsediyor. Yani bunu biz psikolojide şu terimle açıklıyoruz. Aidiyet hissi. Yani kendinize ait hissedebileceğiniz herhangi bir yer yok. Bir aile, bir toprak. Güvenli bir ortam yoksa güvensiz hissiyatlarla büyürsünüz. Bu da şu demek. Sizi kimseye güvenmeyen biri yapar.
ve güveni sürekli sorgulayan şüpheci birine dönüştürür. Sorguluyor şu an. Mantıklı veya mantıksız sorular. You're a bit deaf, Anja. I said, what time do you go to bed? Somewhere around 9:30. I'd say around 9:30. I could come back then. Why would you be coming back? We'll be closed. Yeah, you said that. Psikopatlıkta tabii öyle dediğimiz için artık öyle gidiyoruz. Yani antisosyallik eğer hani şöyle bir çizgi ise bir ucu antisosyal davranışların yoğun olduğu bir uç. Bir uçta takıntıdır yani. Takıntı. Takar yani. For what? Just call. Ne için yapıyor bu şeyi? Look, I need to know what I stand to win. Ölümüne kalımına mı? Evet. How's that? You stand to win everything, call it. Heads then. Ölmek öldürmek o kadar hold basit on. Bir şey ki. Yazı turayla değil mi yapılıyor? Yazı turayla belirlenebilecek bir şey. Don't put it in your pocket, it's your luggage water. Where you want me to put it? Anywhere, not in your pocket. Or it'll be mixed in with the others and become just a coin. Seni ölümden kurtardım. Bir insan için hayatın bir anlamı kalmamışsa, ölmek onun için bir anlamlı değilse, öldürmek de o kadar kolay olur. Yani burada bir şeyden zevk alıyor. Psikolojik olarak şiddet uyguluyor. O kişiyi şaşkına çevirdi. O şaşkınlığını kullanarak aslında bir noktada manipüle edip kendi oyun alanına çekti. Ve orada oynuyor şu anda gerçekten bir hem psikolojik şiddet hem de manipülasyonu devreye sokuyor. O kadar kopmuş ki insanlardan ve dünyadan herhangi bir insani bağ konuşmayı tehdit olarak algılıyor. Evet. Radyoların şeyleri vardır yani frekans ses düğmeleri. Frekans tepeleri hocam. İşte şeyini bulursun. Bir müzik çıkar falan yapar ya. Antisosyallik burada ya biraz ibreyi çevir. Şeyi görürsün. Narsizmi. Biraz daha ben de böyle şeyi anlatıyorum. Burası da takıntıdır yani. Aynı frekansın içindedirler. Onu demek istedim. Parayı atma bir kumar oynuyor. Bu tarz karakterler de risk alma ve o riskin verdiği haz üst düzeydedir. Kendince kafasında bir şey kurmuş. Örneğin yazı gelirse vururum, tura gelirse yaşamasına izin veririm gibi. Ve ona da diyor ki bak bunun sonucunda her şeyi kazandın. Adam anlamıyor niye kazandın. Hayatını kazandığının farkında değil. Evet. O yüzden ona çok büyük bir anlam yüklüyor kişi yazı tura atan. Diyor ki senin hayatını ben bağışladım. Bu işte narsistik bir özellik. Sen hayattaysan aynen kendini yüceltti. Benim sayemde. Şu an o paranın kıymetini bil diyor o yüzden. Ayrıca bir yere koyma, onu iyi sakla. Çünkü ben verdim, benim sayemde hayattasın. Adam zaten yaşıyor hayatta ve yaşayacak ama diyor ki şu an benim sayemde yaşıyorsun'a çevirdi, manipüle etti onu. Evet. Hocam şunu sorayım, genel olarak bu izlediğiniz sahneleri gerçekçi buldunuz mu? İnsan teki, her şey vardır abi. Yani olmayacak bir şey yoktur. Kesinlikle uygun karakterler. Daha uç noktada, daha ağır düzeyde sahip olan kişiler. Belki adamcağızın gerçekten yaşadığı sahneyi yapmıştır. Haddimi aşmayın bilmiyorum. Ama klinik pratikte bunlar birazcık şey kalıyor yani, tiyatır kalıyor. Ben Hollywood'un karakter analizlerinde çok başarısız olduğu kanaatinde değilim. Ama bir şeyi sinema diline aktarırken bir düzeyde değiştirmeniz gerekir. Yani bunların klinik ortamda veya diyelim ki gerçek dünyadaki halleri birebir böyle değildir. Böyle karakterlerle karşılaşmamız elbette ki mümkün. Yani sonuçta gerçek hayatta seri katiller var, gerçek hayatta zorbalar var, hayatımızda da var. Burada çok biraz abartılan, hani o altı çizilmek istenen taraflarını gözümüze sokan sahneler bunlar. Gerçek hayatta bu kadar net kendini ortaya koymayabilir. Bizim okumamız gerekebilir. Bölümlerimize katıldığınız için çok 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 teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi biz YouTuber'ların böyle klasikleşmiş bir kapanış konuşması var izleyicilerimize yaptığımız. Bu konuşmayı bizim için yapar mısınız siz? Vallahi bak muhabbet güzel. Bu muhabbetin devamını istiyorsanız sistemin ve çarkın işlemesi lazım. Bir de bu abonelikle ve beğenmeyle oluşuyor. Muhabbeti sevdiyseniz bence yapın. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Alkışlarla bitiriyoruz. Ağzınıza sağlık.